ikinci baharımızı göreceğimiz varmış. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Ne gerek vardı? Sıralanmışsınız böyle. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Çok şükür. Yapma ama Şefik ha. Ağam çok korkuttunuz bizi. Çok şükür iyisiniz. Babacığım. Hoş geldiniz. Allah senin başımızdan eksik etmesin ağam. Aç mısın masazdır? İstersen odana gönderteyim. Sağ ol İfakat. Şimdilik gerek yok. Siz ben varmışım gibi edin kahvaltınızı. Ben bir odama çıkayım önce. Geçmiş olsun dedeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kız. Hoş geldin dede. Olsun efendim. Ah ya çok iyi. Salaksın sen ya. Melucuğum sen de ne triplere girdin ya. Allah Allah. Ferit, çok düşündüm. Belki de sen haklısın. İkimizin de önüne bakması doğru olabilir. Lütfen bunu benim için daha fazla zorlaştırma. Vay be. Vay Pelucum vay. Ne oldu? Hiç. Aşağıda yüzünde güller açıyordu. Ne oldu? Oda mı sıktı yine? Yok ya. Uçak biletim yandı boşuna ya. Şimdi ne güzel bulutların üstünde meyve suyu mu içecektim mis gibi. Allah'ım. Kim o? Benim küçük beyim. Bu adamla ya. Bitmedi. Buyurun Latif Bey. Ağam Seyran Hanım'ı görmek ister. Müsaitse gelsin dedi. Tabii tabii. Hemen geliyorum. Geliyormuş hemen. Allah Allah. Niye çağırdı acaba? Gördüğün gibi beni senden daha çok seviyor. Her zaman ilk benimle konuşuyor. Çok komiksin Seyro ya. Torununa laf söylemek istemediği içindir o. Çatlayabilirsin. Serbestsin Ferit'cim. Allah hareketlere bak ya. Gel.
Ağam, Seyran Hanım geldi. Gelsin. Ya kızım, gel otur. Evet. Çekinme kızım, kaldır başını. Dün Hatice halanla uzun uzun konuştuk. Artık için rahat olsun. Sen istemedikten sonra baban seni bu evden götüremez. Yine götüremez diye benim bir anlık boşluğuma geldi. Hem bu akşam baban da gelecek. Arada küslük, dargını kalmayacak Allah'ın izniyle. Çok sağ olun efendim. Asıl sen sağ ol kızım. Dürüstlüğün için. Her şeye rağmen kocanın elinden tutabildiğin için. Sana verdiğim söz baki. Unutmadım. Eğer hala istiyorsan üniversiteye gidebilirsin. Bizzat ben varım arkanda artık. Çok teşekkür ederim. Ama torun meselesini de unuttum sanma. O da aklımda. Artık bir yolunu bulacaksın ona göre, tamam mı? Utanma kızım, utanacak bir şey yok bunda. Hadi söyle içindekini. Peki efendim. Biz zaten Ferit'le de sürekli konuşuyoruz bu konuyu. Hay yaşayın. O zaman söyle o hergeleye. Bugün seni alsın. Biraz gezip tozun. Alışveriş yapın. Güzel şeyler alın benim adıma kendinize. Mükafatlandırıyorum sizi. Tadını çıkar. Tamam, teşekkür ederiz. Sıkıca tembihledi de. Bizi bu evde görmek istemiyormuş de. Akşam yemeğine kadar da, tamam mı? Tamam efendim, teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Oha, ne kadar kısa sürdü, ne dedim? Söyle o hergeleye, seni gezdirsin, çıkarsın, ne istiyorsan alsın dedi. Allah Allah. Ciddi bir şey söylüyorum burada, ne dedi? Ya ben de ciddiyim Ferit. Sence böyle bir zamanda evden çıkmak için yalan mı söyleyeceğim? Sizin ifakatlandırıyorum sizi dedi. Sen önce bir cümle kur be. Konu nasıl buraya geldi? Direkt söyledi mi? Aşağıda söyleyebilirdi onu. Seni konuşmanın ilgilendiren kısmı bu kadar. Üzgünüm. Seyran ya. Anlat hadi. Ya bir şey demedi Ferit. Ya beni çok sevdiği için benimle konuşmak istemiş. Yani bu kadar. Çok sevdiği için. Kıskanma, evet. Yalancısın. Dedem ispiyoncuları sevmez bir kere. Görüşsün yakında ne kadar çok sevdiğini. Hatta yakın zamanda sana da çok büyük bir sürpriz olacak eminim. Sürpriz mi? Evet. Ne sürprizi? İşte. Ne sürpriz olacak? Bilmem. Ha? Ne sürpriz ya? Bilmem. Seyran'ı söyle. Ya hadi hazırlan ya. Dedenin isteğini yerine getirmemiz lazım değil mi? Hadi giyin. Dedemin ne isteğini? Torun isteğini mi mesela? Ha çok umursuz. Seyran. Anlat işte, anlat. Ne dedi dedem? Tamam o zaman. Bugün yeterince usta durursan belki anlatırım. Belki abi. Ya üzülme.